Zor oldu maç. Bekliyorduk. Ankara Gücü gerçekten kupada bugüne kadar güzel işler yapmış bir ekip. Bugün de bizi bayağı zorladılar. Kazanmasını bildik. Futbolcularımızı gösterdikleri mücadeleden dolayı, teknik heyetimizi hamlelerinden, hazırlığından dolayı tebrik ederiz. Bu galibiyeti seyirciye armağan ediyoruz demek bence doğru olmaz. Çünkü galibiyeti seyirci bize armağan etti. Stadın tamamını doldurarak, her koltuğu doldurarak, maç boyunca destek vererek, ki top rakipteyken yaptıkları destek ayrıca inanılmazdı. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bu maç öncesi yaptığımız çağrıyı dikkate aldılar. Beşiktaşlı'nın kötü gün taraftarı olduğunu gösterdiler. Çok ihtiyacımız vardı böyle bir galibiyete. Neticede kupada finaldeyiz. Öncelikli olarak taraftara, sonra da bu galibiyette emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Sorularınız varsa buyurun. Hocam, Ergin Saçı'yla alakalı soracaktım. Bugün finale gidilen futbolcu oldu aslında. Evet. Tabii kolay değil. Yani devre arası yapılan bir transfer, adaptasyonu çok fazla uzun sürmedi aslında. Mevkilerde zaman zaman değişik tercihler olabiliyor rakibe göre. Onun yeteneklerini sergileyebileceği alanlara göre. Bugün de solda başladı, ortada devam etti, sonra tekrar solda devam etti. Yetenekli bir oyuncu. Onun yeteneklerinden hiç şüphemiz yok. Her geçen gün özellikle önümüzdeki sezon büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Neticede de bugün bize galibiyeti getiren golü attı. O açıdan kendisinden memnunuz. Hocam, ligde olan şu Beşiktaş'ı aramak, kupada finale yükseldi. Bunun yanında gelecek sezon içinde aslında sosyal medyada özellikle çok futbolun üstüne geçti. Bunlardan bir yana ihtimal ya. Bir girişim var mı ya da bir görüşme var mı? Şimdi biz daha önce de söyledik, kupa bizim için çok önemli ama bu arada tabii ki mutlaka görüşmeler olacak ki özellikle bugünkü maç çok değerliydi, çok önemliydi bizim için. Bu maça odaklanmıştık ama bundan sonra gelecek sezonun planlamasını artık yavaş yavaş yapmak zorundayız. Birçok isim var. Tabii ki hocamız da daha belli değil. Başkanımızın bu konuda çabaları devam ediyor. 23'üne kadar bu konuda bir, özellikle hoca konusunda bir açıklama yapmamamız kendisi tarafından bize tebliğ edildi. Biz de buna uymaya çalışacağız. Ama diğer taraftan mutlaka futbolcu transferiyle ilgili çalışmalar devam edecek. Di Maria ile ilgili yani bizim listemizde, daha doğrusu Samet Aybaba'nın hazırladığı listede yok. Gelecek olan hocanın listesinde olur mu bilmiyorum. Ama şu anda gündemimizde yok. Ama bu da olmayacak değil. Çünkü biz seneye hedefe oynayan bir takım kurmak istiyoruz. Bütçemiz el verdiğince direkt nokta transfer olarak düşünülebilir bu tip oyuncular. Hocam, finaldeki rakibiniz yarın belli olacak. Evet. Ve finalin adresi de yarınki mücadeleden sonra belli olacak. Beşiktaş kulübünün finalde, final için gördüğünüz var mı? Nerede oynayacağız? Bizim için fark etmez. Biz vatanımızın her şehrinde oynarız. Problem değil. Şeref duyarız. O tabii ki federasyonun vereceği karardır. Ülkedeki her stat bizim için final için uygundur. Şimdi biz de merakla bekliyoruz. Razıyız. Hangi statta olursa olsun elimizden geleni yapacağız. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz.